Şu an beni daha önceden tanımayanlar varsa böyle bir şeyler çok havada kalmış olabilir. Bu kim, ne yapıyor, ne seansı diye. Bu seansları bitirelim. Sonrasında zaten sabah kahvesine gideceğiz. Orada sohbet edip ben kimim, burada ne yapıyorum, onların hepsini konuşacağız. Hazır çıkmadan size ofisi de gezdireyim boşken. Burası böyle dinlenme alanı. Burası coworking ofis olarak geçiyor. Üyelik yaptırıyorsunuz. Aylık, yıllık ya da günlük olarak yapabilirsiniz. İki katlı, içerisinde her imkanı var. Dinlenebileceğiniz alanlar, eşyalarınızı koymanız için dolaplar, yiyecek içecek alanlarınız, kafeler. Her yerde zaten prizler var. Sınırsız yüksek hızlı interneti bulunuyor. Bu şekilde gayet güzel ortamları var. Özel ofisleri var. Eğer ekibinizle çalışıyorsanız, özel bir alan istiyorsanız bunların hepsini bulabiliyorsunuz burada. Tayland'daki prizlerin hepsi uluslararası ve hiçbir çevirici kullanmanıza gerek kalmıyor. Burası da ofisin ön bahçesi. Motorunuzla geliyorsanız ücretsiz bir şekilde park edebilirsiniz. Yine dinleneceğiniz, keyif yapacağınız alanlar da burada var. Benim YouTube'daki özellikle yüz yogası videolarımın en çok çekildiği yer burası. Aslında açık hava stüdyomda diyebilirim. Eğer diğer videoları izlediyseniz tanırsınız. Seanslar bitti. Şimdi kahveye gidiyoruz. Kahvem böyle geldi. Ya bu kahvenin kaliteli olduğunu gösteriyor ama miktar çok düşük olduğu için beni pek mutlu etmiyor ama olsun. Tekrardan selam herkese. Sabah seanslarımızı yaptık. Şimdi sabah kahvesine geldiğimde benim rutinlerimde hep yüz yogası, yüz masajı oluyor. Şu an eğer burada yeniyseniz bunu tam olarak anlamayabilirsiniz ama ben hem diyetisyen hem yüz yogası eğitmeniyim. O yüzden şimdi de yüz yogasını yaparken biraz neredeyim, ne yapıyorum, ben kimim ondan bahsedelim. Şimdi kanal isminden de tabii ki anladığınız üzere adım Eda. Diyetisyen ve yüz yogası eğitmeniyim. Tamamen online çalışıyorum. New York'ta yaşıyorum ama son 2 yıldır yılımın 5-6 ayını farklı ülkelerde geçirmeye çalışıyorum. Çünkü freelance çalıştığım için beni aslında çok da bir yere bağlayan bir sebep olmuyor. Hatta bu yıl böyle 5-6 aydan da fazla oldu bu süreç. O yüzden özellikle de olabildiği kadar böyle dijital göçebelere ev sahipliği yapan ülkeleri tercih ediyorum. Şu an Tayland'ın Chiang Mai bölgesindeyim. Burası gerçekten çok çok güzel bir yer. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız tavsiye ederim. Özellikle de böyle uzaktan çalışıyorsanız. Çok ideal bir yer. Benim çalışma sistemim tamamen online. O yüzden gittiğim her yerde, interneti olan her yerde işimi yapabiliyorum.
Danışanlarım dünyanın her tarafında var. Ama bireysel danışanlarda özellikle saat farkından dolayı Amerika'da biraz daha fazla. Ve burayla da Amerika arasında 12 saat fark olduğu için tam böyle geceyle gündüzü karşılıyoruz. O yüzden benim böyle sabahları çok erken saatlerim Amerika'nın akşam saatlerine denk geliyor. Ve işte az önce 4 tane seansı yaptık, geldik. Böyle biraz birkaç güne dağıtmaya çalışıyorum. Onları da onun dışında işte Türkiye ve diğer ülkelerle olduğunda bir tık daha rahat oluyor saatler. Onlar da günün tam ortasına denk geliyor benim için. Çalışma şeklim online olarak diyet danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda yüz yogası eğitmeniyim. Bununla ilgili hem YouTube'da hem Instagram'da takip etmiyorsanız Instagram'da onu da takip edebilirsiniz. Hem içerikler paylaşıyorum hem de Amerika'da daha önce başlatmıştık. Şimdi Türkiye ve hani diğer taraflardan da başlayacak. Online Zoom üzerinden yüz yogası yarım saatlik haftada 3 gün bir eğitim oluyor. Daha doğrusu eğitim değil bir pratik grubu oluyor. Tamamen bu ikisi üzerine. Onun dışında dijital işlerim var. Yani işim tamamen bilgisayar başında oluyor. Bu arada böyle şeyleri dışarıda yapmaya ben hiç çekinmiyorum. Buralar tabii bunun için biraz daha müsait yerler. Ama şu çok önemli bence. Bir şeyler için çok zaman ayıracak hiç kimsenin hayatında bir düzen olmayabiliyor ve rutinlerinizi siz kendi planlarınızın arasına oturttuğunuzda çok daha güzel oluyor. Ben çok erken kalkan biriyim. Her zaman için böyle 5, 5.30, 6 bu benim rutinlerim arasındadır. O yüzden de bu konuda gerçekten hiç zorlanmıyorum. Kaçta kalkarsam kalkayım her zaman ya hiçbir zaman böyle suratsız işte uykum var, yatmak istiyorum, bu saatte niye kalktım gibi bir ruh haline asla giremem. Bazen böyle çok hani insanlara şey gelebiliyor, garip gelebiliyor, nasıl böyle oluyorsun, sahte mi falan. Ama gerçekten hani akşamları işte gece yatma saatlerini falan hiç sevmem. Böyle bir an önce sabah olsun, güne başlayalım, işte ne bileyim kahve içelim, işimizin başına geçelim. Bunu çok seviyorum. O yüzden de çok erken güne başladım için kendime böyle işe başlamadan önce ufak rutinler planlıyorum. Yani ben atıyorum bir 8-9'da da işe başlayan birisi olsaydım yine aynı şekilde olurdu ki tabii ki bundan önceki mesleğimde de yine o şekilde de yapıyordum. O yüzden de benim için gayet iyi. Şimdi yüz yogasını yaptık, kahveyi içtik, spora gideceğiz. Burada bir AVM var, Maya AVM diye. Onun içerisindeki bir spor salonuna gidiyorum. Max Fitness Center olarak geçiyor. İsimlerini zaten her gittiğim yerde yazacağım. Gelenler olursa yine fikir olması açısından. Güzel bir kompleks içerisi. Bayağı büyük, bütün imkanları var. İşte sınıf, grup dersleri var. Soyma salonunun içerisinde kadınlar için işte tokası, makyaj temizleme pamukları, saç bonesi vesaire her şey var. O yüzden güzel bir alternatif benim için. Gün erken başladım, seanslarımı yaptım, yüz yogamı yaptım. Biraz ofisten çıkmadan önce hafif böyle bir esneme de yapmıştım, esneme hareketleri. Sonrasında da işte şimdi sporumuza gideriz ve artık günün geri kalanında da tekrar çalışmaya devam ederiz. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Dijital göçebe nedir? Yani siz eğer kendi işinizi yapıyorsanız ya da bir şirkette uzaktan çalışıyorsanız her yerde işinizi yapabilirsiniz. Sizi çok bir yere bağlayan bir sebep olmuyor. Bu yüzden internetin olduğu her yeri kullanabilirsiniz. Zaten ofisteyken ofisin içerisinde gezdirdim size. Onlar coworking alanı olarak geçiyor ve dünyanın hemen hemen her yerinde var. Türkiye'de de var. Benim New York'taki ofisim de o şekilde zaten. Normal başka bir ofis tarzı kullanmıyorum ben. O yüzden çok rahat oluyor. İşte eşyalarınızı rahatlıkla bırakabilirsiniz.
bırakabiliyorsunuz ki ben zaten bütün eşyalarımı bırakmıştım, bilgisayar vesaire. Bırakabiliyorsunuz. Normalde New York'taki ofiste ve muhtemelen Avrupa'dakilerde de öyledir. Gün boyu işte ücretsiz çay, kahve her şeyinizi alabiliyorsunuz ama burada günde bir tane ücretsiz kahve var, suyunuz falan her şeyiniz bedava zaten. Yine gayet güzel. İşte toplantılarınız oluyorsa küçük kabinler oluyor. Bunlar gerçekten çok rahatlatıcı. Herhangi bir ses vesaire olmuyor ki genelde orası zaten ofis alanı olduğu için olmuyor. İşte dinlenme alanları var. Bu tarz yerleri kullanabiliyorsunuz. Burada çok fazla insan var. Daha önce ben dijital göçebelerin daha çok tercih ettiği yerlerden Bali'ye gittim, Malezya'ya gittim. Bali'de de öyle, burada da öyle. İşte evli, çocuklu kişiler geliyor. Onlar da işte çocuklarını gittiği yerde okula yazdırıyorlar falan. Kimse için çok bir engel olmuyor. O yüzden hani bu tarz bir işiniz varsa, düşünüyorsanız buralar bu açıdan gayet de güzel. Diyetisyen olarak da bu tarz zaten çok fazla kişi yoktur. Hani vardır ama bilmiyorum, belki ben çok denk gelmemiş olabilirim. Genelde bu işi biz çok şey gibi düşünüyoruz. İşte hep bir ofisin olması gerekiyor. Hastanede çalışıyorsun, daha kurumsal, ama öyle değil. Her yerde, her şartta yapabilirsiniz. Bu da belki diyetisyenlik tercih edecek olanlar varsa onun için de belki bir fikir olur. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Burası benim en sevdiğim salatacı. Böyle kendi salatanızı oluşturabiliyorsunuz. Size bu şekilde bir ticket veriyorlar. Bunlar içerisinden bazınızı işte dürüm olarak, omlet içerisine veya salata olarak seçip 5 tane ücretsiz ürün ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz diğer proteinler, avokado vesaire, bunları da ekleyebilirsiniz. Kendi seçici olmanız gayet güzel, güvenilir.
saat artık yavaş yavaş 1'e gelmeye başladı. Sabah rutinini bitirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben böyle videoları izlemeyi çok seviyorum. Bir de farklı mesleklerden bir gün nasıl geçiyor, özellikle freelance çalıştığınız zamanlarda. Onu da biraz paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizin için de çok güzel bir hafta geçer.